Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ya ben bir selam gönderecektim unuttum. Kayseri'den Şahin Oto'daki dostlarımıza selamlar olsun. Özellikle Ukraynalı dostumuz İzzet ustamıza selamlar olsun. Davut'a selamlar olsun. Davut'ta da kanalımızın takipçileri Davut Usta. Mustafa'ya ümite. Ve arazi mafyası Şaban'a da selamlar olsun. Kayseri Şahin Ota'da. <laughs> Özellikle söylemiştim. Ee, onu unutmayayım. İlk videoda söyleyecektim ama ikincisinde söylemek nasip oldu. Yapacak bir şey yok. Selam olsun da geç olmasın diye belirtelim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'miz Buruma'yı resmi olarak açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. Buruma kiralık olarak Fenerbahçe'nin topçusu. Şimdi Birçok söylenti var. Birçok iddia var. Hangisine inanmanız gerekirse inanırsanız siz bilirsiniz. Ama Satın alma opsiyonu geldiğine dair, e, zorunlu satın alma opsiyonu geldiğine dair, e, sezonun sonunda 4 milyon euroya e, satın alınabileceğine dair e, şeyler var arkadaşlar. Fakat bunları çok önemsemeyin. Bunlar yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman konuşulur. Bazı şeylerin konuşulmasını istemiyorum. Onu, o yüzden de geçiyorum. Hani bazı, mesela geçen sene bizden şey gitti mesela. Neydi ya? Kolkır gitti mesela. Ama gördüğünüz geri gelmedi. Bir şeyler oldu. Bedava gitti. Şöyle oldu. Böyle oldu. Demek ki bazı şeyleri konuşmamak daha iyi. O yüzden konuşmayalım bence. Yine aynı şekilde 3 yıllık 1 artı 3 yıllık sözleşme imzalarsa şaşırmayın. Zamanla o da açıklar. Bruno demiş ki hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hocam. Jorge Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum demiş. Selahattin Maki'de hocamız Bruno transferini, Bruno transferini çok istedi demiş. Zaten çok şükür bir tek tutturduğumuz o kısım var demek ki bizim de. Hani Buruma transferini istiyor diye belirtmiştim ya. Ee, ama ben ihtimal vermiyordum. Gerçekten benim açımdan çok büyük sürpriz oldu. Ha şu var. Sözleşme bitimine bir yıl kalması işte kiralık olması tuhaftı açıkçası ama her işte bir hayır var. Bruno her işte bir hayır var derken Bruno Henrique sakatlanarak oyunu terk etti. Biz buna diyoruz ki vermezse mabut Neylesin? Sultan Mahmut. Biz buna Fenerbahçe şansı diyoruz kısaca. Ve e, bunun önemli ki doktorların raporuna göre dizinden ameliyat olacakmış arkadaşlar. E, çapraz bağ falan kopmamış etmemiş ama kritik bir burkma diyelim. Yani en azından burkma olarak adlandıralım. Vallahi söylenecek çok sözüm var. Ama diyorum ki bazen hani e, allah Teala insanın duasını çok çeşitli şekillerde karşılar arkadaşlar. Ya duanıza birebir cevap verir. Ne istiyorsanız onu verir. Ya duanızı tehir eder, erteler. Yani onun yerine, işte onu zamanında değil de biraz gecikince verir. Ya da duanızın karşılığına başka bir şey verir. Ya da vermez. Çünkü o sizin için hayırlı değildir. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Çok da sesimizi çıkarmayalım. Yani hayırlısı böyleymiş arkadaşlar. Başka ee, ne diyeyim yani hayırlısı böyleymiş. O yüzden de bir şey diyemem. Ha şunu söyleyeyim. Fenerbahçe şansı diye bir şans var ortada. Van Ginkel. Marco Van Ginkel hatırlayın. Tam alacaktık herifin çapraz bağı koptu. Diego Costa'yı istedik. Gitti Real Madrid'e 4 tane attı. Değil mi? Şurley istedik. Adam 29 yaşında futbolu bıraktı. Ondan sonra bir eleman istedik. Bacağı kopuyordu. Ya Fenerbahçe bahtı böyle bir şey. Ha şunu da söyleyeyim. Bruno Henrique normalde bugün ya da yarın kap açıklaması ile açıklanacak futbolcumuzdu. 3 milyon euroya anlaşmıştık. Sadece ödeme şekli ee, konusunda konuşuyorduk. Takas gibi düşünceler vardı. Biz Samat'ta Lemoso falan okutabilirsek en azından uygun yolda bir şeyler yapar. Paradan olabildiğince kısarız diye düşünüyorduk ama beceremedik. Ee, 3 milyon euro hocam adamlar 3'e kadar düşmüş zaten neyini beceremedin. Yani ödeme e, şekli taksidi konusunda da anlaşmalar oldu olacak derken iptal oldu. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Her işte bir hayır vardır. Ee, olmaması daha hayırlısıymış. Demek ki Allah böyle istedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bir de şunu söyleyeceğim. Ekrana vermem lazım. Şimdi şu resimde gördüğünüz arkadaş. Enner Valencia. Bakın arkadaşlar size tuhaf bir şey söyleyeceğim. Valencia bu sezon 1736 dakika oynamış durumda. 1736. 736 dakika. Yani benim tabirimle yaklaşık 20 maç oynamış. Ya yani 1710 dakika oynamış desen 19 yani ee, 19 19 buçuk maç oynamış. Öyle söyleyeyim benim tabirimle. 20 diyelim kafanız karışmasın. 20 maç oynamış gol katkısını biliyor musunuz? 13 gol 5 asist yani 18 gol katkısı. Şu herif benim önüme geçsin şöyle. 13 gol 5 asist. 20 maçta 18 gol katkısı. Yaşı 32. Bizim almayı düşündüğümüz sendekinin yaşı 30'du. Şimdi Henrik'e ciddi bir sakatlık geçirdi, ameliyat olacak. Fenerbahçe bunu bekliyor. Ama elde Valencia var. Fenerbahçe taraftarının birçoğu da Valencia'yı istemiyor. Acaba biz mi çok ön yargılıyız? Bir şeyleri gözden mi geçirsek? Önünüze sunayım. İkincisi Valencia gider misin? i̇kincisi Igor Pakşao. Bu Igor Pakşao Koriçiba forması giyen eleman. Ben üyelere şöyle bir duyum vermiştim. Hedef Bruno Henrique. Ama oldu ya Bruno Henrique'yi beceremezsek e, hani Bruno Henrique'yi beceremezsek hedef Pakşao diye. Şimdi bu arkadaşa yönelme vakti geldi. Bu Pakşao ile ilgili de güzel izlenimlerim var. Şimdi Igor Pakşav arkadaşımızı bilmeyenler için söylüyorum. 21 yaşında. 800 bin euro piyasa değeri var. Birçok arkadaşımız kudurabilir 800 bin euroyu gördükten sonra ama 28 Haziran 2000 doğumlu 21 yani 22 olacak. 1.68 boyunda. Arkadaşımız sağ ayaklı bu sezon 28 maça çıkmış. 2290 dakika. 10 gol 6 asist. 10 gol 6 asist. Yani Brezilya seri A ee, <laughs> ve yani Brezilya seri A'da coşmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani belki de hayırlısı budur. O yüzden bu sakatlık olmuştur. Tabi Jorge Jesus'ta çalışmak istediğinde herkes biliyor. Bakalım ne olacak. Haberlerden bir duyum Fenerbahçe'de Ekuban derbisi. Transferde Ekuban derbisi diye. İtalyan basını Türkiye daha önce Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'a Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu yazmış. Ee, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi iki takım son isim Caleb Ekuban gelişmeyi İtalyan basını duyurdu. Sky İtalya 28 yaşındaki Ganalı golcü geçen sezon Serie A'da 29 maça çıkmış. 2 gol İki de asist yapmış. Peki Trabzon'da ne yapmış? Güçlü bir fiziği var. Ekoban'ın e, yanlış mı 2 milyon euroya gitmişti ya. Transfer market açalım. Kaç saniyemiz alacak? Yaş 28. 23 Mart 94 doğumlu. Yaş 28. 2024'e kadar sözleşmesi var. İtalyan pasaportu olduğu için rahat. 1 milyon 800 bin euroya gitmiş. Aynı, 7 milyon euro piyasa değerindeyken 1.8'e gitmiş. 300 bin Euro'ya kadar da yükselebilirmiş. Ee, 32 maç. 2 gol 2 asist. 1.859 dakika. Forvet kanat oynatmışlar. Daha çok forvet oynatmışlar ama böyle bir topçum. Benim bilgim yok arkadaşlar. Peşin peşin söyleyeyim de. Çok da uğraşmayın. Trabzon'da ne kadar gol attı, ne kadar attıysa attı. Benim ilgim yok. Bilgim de yok, ilgim de yok. Serdar Dursun'a Alman kancası. Bu konuda bilgim var işte. Şimdi Fenerbahçe'de sezonun parlayan isimlerinden birisi Serdar Dursun. Çok da parlamadı ama. Değil mi? Size göre çok parlamadı. Bana göre parladı. Şimdi Serdar Dursun bu performansının A milli takıma kadar yükseldi. Dikkatleri üstüne çekti. Almanya'da da talipleri var. Normal değil mi sizce? Bence normal. Serdar Dursun'a taliplerin olması. Bir de bir şey söyleyeceğim. Milli takım kariyeri bak. Bazı futbolcuların uluslararası Arena'daki kariyeri, bazılarının da milli takım kariyeri çok değişik. Çok etkili oluyor. Şimdi ben Serdar Dursun için elinizi vicdanınıza koymanızı isteyerek bir şey söylemek istiyorum. Serdar Dursun. Onu da vereyim ekrana dur. Şimdi Serdar Dursun. 1996 dakika. Biz biliyoruz ki 1800 dakika 20 maç. 1960 dakika 22 maç. 23 maça çıkmış olarak düşünün. 1996 dakikayı 23 maça çıkmış golcü. Kaç gol kaç asist biliyor musunuz? 15 gol 3 asist. 15 gol 3 asist. Yani 23 maçta 18 gol katkısı. Ama Fenerbahçe taraftarı çöp diyor. Bilmiyorum size bırakıyorum. Ne dersiniz? Ha öyle leplebi gibi gol atan bir isim değil ayrı mesele. Ama leplebi gibi gol atmamasına rağmen yüreğiyle oynayan iyi bir Fenerbahçe taraftarı, iyi bir Fenerbahçe topçusu. O yüzden ben çok üstüne durmam. Ama istekler var. Bundesliga ekibi devrede diyor. Milli takımda da 8 maçta 7 gol bak. Yani 23 oradan 8 de buradan 31. 31 maç. Hepsinde de oynamadı ha. 8 maçı siz buradan 4 maç falan sayın. 23 27 maç diyelim. 27 maçta 25 gol katkısı milli takımda dahil. Süre bazında. Augsburg ilgisi varmış. İkincilik ekibi Jumberg'in ilgisi varmış. Harekete geçmişler. E, Jesus çok memnun. Bırakmayı asla düşünmüyor. E, 32 maçta oynadı. Almanya altyapısından ürün. Eskişehir Spor, Şanlıurfa Spor, spor Karagümrük gibi takımlarda da forma giydi. 2024'e kadar sözleşmesi var. 2 milyon euro piyasa değeri varken şu anda 3,5 milyon euroya kadar yükselttim. Türkçesini söyleyeyim 2,5 milyon euroluk teklif var. Ama biz kabul etmiyoruz. Eğer 7,5'a kadar zorlarlarsa düşünürüz. Ama Serdar Dursun büyük ihtimalle %99.9 Fenerbahçe'de devam edecek. Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Bu da son haberimiz. Son haberimiz. Sonra birkaç kısa kısa bilgi vereyim. Fenerbahçe'miz Lincoln Henrique'yi resmi olarak kadrosuna kattı. Hayırlı uğurlu olsun. Burumay'ı da kattı. Hayırlı uğurlu olsun ve bombalar peş peşe patlıyor. Jesus, İsmail Kartal engamesinden devam eden Fenerbahçe e, Dinamo Kiev'i çeken Fenerbahçe coşmayı sürdürüyor. Peki sıradaki isimler kimler? Şimdi Bruno Henrique gördünüz durumu gördünüz şunu gördünüz bunu gördünüz hani e, çok ilginç bir hamle oldu ya. Bruno Henrique olayı çok çok ilginç oldu. Bunun dışında ben size kimin ismini vereyim? Mesela Fener, Fenerbahçe ve diğer takımları ilgilendiren harcama limiti pazartesi günü saat 18'de açıklanacak. Pazartesi günü saat 18'de. Ama bunun çok bir önemi yok. Ben size Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran olayını söyleyeyim. Mesela Fenerbahçe Ertuğrul Taşkıran'ı alamazsa bu benim için çok büyük bir sürpriz olur. Ben buradan döneceğini zannetmiyorum. Ertuğrul Taşkıran'ın Fenerbahçe forması giyeceğini, tekrardan giyeceğini düşünüyorum. Sosyal medyaya göre 3 milyon TL bon servis verilmiş. Yıllık 3 milyon TL yıllık 3 milyon TL doğru oyuncuya. 25 numaralı formaya kadar doğru. Ama 3 milyon lira bon servis ücreti veremeyiz. Kendi halleder. Gerekirse gider. 3 milyon lira ee, cebinden verir. Sözleşmemi feshedin der. Bon servisini eline alır. Öyle gelir tartışmalara mahal vermemek adına. Biz veremeyiz para. Bizim para verecek durumumuz yok. Biz para veren altın bulsun demiyoruz. Altın veren para bulsun diyor. Mesela Ertuğrul Taşkıran. Ben dediğim gibi bu arkadaşımızı överim. Gençlik olarak bana soruyorlar hocam şu genç gelecek mi bu genç gelecek mi? Ya genç çok fazla var piyasada. Her türlü genç gelebilir. Ama sizin beklediğiniz gençler Zor. Mesela Kazımcan. Okey de Arataş. Kazımcan Karataş. Değil mi? Şeyden Altay'ın topçusu. Mesela Altay'da ayda topçusuna e, yaklaşık 10 milyon TL bonservis istiyor. Kazımcan Karataş için. Ben şunu söyleyeyim. Eren Elmalı iyi bir Fenerbahçe taraftarı ama takımının istediği bonservis bedellerini biz veremedik. Merak ediyorum ben Trabzon kaç aldı diye. Kazımcan Karataş. 19 yaşında. 16 Ocak 2003 doğumlu. Dolbek 1.82 boyunda süratli bir arkadaşımız. Sezon Süper Lig'de 25 maça çıktı. Türkiye Kupası dahil. 2 asisti var. 1616 dakikada. Üstüne durulabilir. E, Çağatay Kuru kalıp var. Vesaire vesaire. E, Emir Ortakaya diye bir stoperimiz var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hani e, Türk stoper. E, Emir Ortakaya var. İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye geri döndü. Şu anda deneniyor. Muhammed Gümüşkaya geri döndü. Deneniyor. Altyapıdan Uğurkan, Yıldız deneniyor. Ee, çok deneme var şu anda. Çok deneme var. Hem eksiklerden dolayı hem de bundan dolayı. İyi de hocam transferde hız kesmiyor dedin. Doğru düzgün isim vermedin. Ben mevki vereceğim size. Bir kaleci. Bir sol bek. İki. Stoperlerimizden şu an birkaçının gitme durumu var. Mecburdum bunu içmeye. Yoksa durdurup içiyordum. Birkaçının gitme durumu var. 2 ve üzeri stoper gittiği anda bir stoper daha ekleyin. 3. Orta sahaya hala bir isim daha alınacak. 4. Bir kanat düşüncemiz var. 5. Bir forvet düşüncemiz var. 6. Bir de yedek forvet düşüncemiz var. 7. Hadi 7'ye çıktım. 6. 2 tane de şu ana kadar aldık. Şeyi saymıyorum. Emir Brahimi'yi saymıyorum. Altyapıyı alındı diye saymıyorum. Bak 2 transfer yaptık. 6 düşüncemiz daha var. Bir de fırsat transferi kollayacağız. Transferlerin hepsi Dinamo Kiev maçına kadar biter mi diye soruyorlar. Hepsi Dinamo Kiev maçına kadar bitmez. Çünkü Temmuz'dan sonra Ağustos'ta Eylül'e doğru fırsat transferi kollar takımlar. Fenerbahçe gibi takımlar fırsat transferi kollar. Kollamak da zorunda. Tamam. Bunu da söylemiş oldum. En çok gelen sorulardan bir tanesini daha söyleyeyim. Bir önceki videoda konuştum ama Hocam sence Marcelo mu? Konan mı gelsin? İşte yani Hamaçe mi gelsin? Ben bu istatistiğe bakarak Hamaçe'yi isterim. Ben genç fetişizmi olan bir adamım. Benim öyle yıldız şu takıntım yok. Ben oynayacak adam isterim. Mümkünse 1 milyon euroya alalım. Bir sene oynatalım. 50'ye satalım. Ben mantalitem bu. Hocam 11 tane futbolcunun hepsi mi böyle olsun? 11 tane futbolcunun hepsi böyle olursa başarı elde edemezsin. 2 tane 3 tane. 3 tane lejyoner böyle takıma abilik yapacak oyuncu olması lazım. 3 tane komutan olması lazım. O düşüncenin içerisindeyim. Bana kalsa Kim Minji'yi göndermem. Salah'yı gönderdim. Bak Serdar Aziz Kim Minji 2. Emir Ortakaya 3. Hadi Abdülkerim Bardakçı'yı da alsan 4. Şeyi çok soruyorlar. Haret Ortakaya. Haret Ortakaya defteri kapanalı çok oluyor. Ee, geçtiniz herhalde. Mesela Juan Mario defteri kapanalı çok oluyor. Ondan sonra Dela Cruz e, kapanalı çok oluyor. Pavon kapanalı çok oluyor. Başka kim vardı ya? Charlotte kapanalı çok oluyor. Ki e, onun da aslında çok kapanma şeyi yoktu ama bu sıralama ölçtü. tarih diyeyim, şurada. Fotoğraflarını hazırladığım için daha kolay bulabiliyorum. Mesela Andreas Pereira bu fırsat transfer olabilir. Beklersin zamanla. Anca öyle olur. Başka şöyle isimlere bakayım arkadaşlar. Vargas mesela sağ kanat çok yüksek bedel istediler. Trazeget Tra çok yüksek bedel istedi. Onaylamadık. Dimaria. Dimaria'ya bir sündük de olmadı ya. Yani şey gibi değil. Herkes herkes Marcelo gibi alçak gönüllü değil arkadaşlar. İstedikleri yıllık ücret insan ötesi olabiliyor bazı arkadaşların. Mesela Deniz Boğunga Alex Kral Lingard hani bize yazılmıştı. Bunları falan beklemeyin. Weghorst beklemeyin. Adnan Yanuzay beklemeyin. Yarmolenko beklemeyin. Hani bunlar benim önümde görsel olarak durduğu için. Mesela Balotelli korkuyorum iş gide gide Balotelli'ye gide gidecek diye. Başka Luis Suarez beklemeyin. Hocam Samat Samat'tayım bekleyin. Seferovic'i zaten beklemeyin demiştim. Samat'tayım bekleyin. Samat'ta da, da çok yakında. İnşallah Samat'ta kimdi de dedirtilecektir. Yani umarım verdiğim mesajları aldınız. İnşallah verdiğim duyumları aldınız. Almadıysanız son kısmı tekrardan bir izlemenizde fayda var. Benim bu kısımda aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videoyu beğendirebiliriz sizlere. Görüşmek üzere.